Türkiye'ye pilatesi sevdiren kadın Ebru Şallı, karın, basen ve bacak bölgesi için mucizevi hareketler gösterdi. İşte çok özel görüntüler. Ebru Şallı ile muhteşem bacaklara. Bacakları güzelleştiren, selülitleri azaltan çok güzel egzersizler şu anda 3 tane üst üste geliyor. Harika karın kaslarına. Dümdüz bir karın hikayesi var ya, herkes buna sahip olabilir. Ve şahane basenlere kavuşmaya ne dersiniz? İyice yağları yakıyoruz, basenler eriyor. Basen denen şeye pilatesle son veriyorum. Pilates'in kraliçesi Ebru Şallı'dan 10 günde forma sokacak en iddialı pilates hareketleri. Bir hanımı getirin bana. 10 günde iddialıyım, evet. Benim sistemimle ama. O kişiyi istediği kıyafetin içine sokarım. Bu kadar da iddialıyım. Spor sadece rekabet değil, sağlık demek. Türkiye'de pilates denince akla ilk gelen isim olan Ebru Şallı ile bir araya geldik ve ilaç gibi pilates hareketleri yaptık. Bugün ben hanımlara şey göstermek istiyorum. Hem böyle bacakları güzelleştiren, bacakların kan dolaşımını hızlandıran, hem varislere hem selülitlere iyi gelen küçük topla birkaç hareket göstereceğim. Sonra biraz karın yağlarına değinmek istiyorum. Ve tabii ki basenler. Evet. Türk kadınlarının kabusu diyebilirim. Ama pilatesle bu kabusa ben son veriyorum. Pilates bir ilaç gibi. Yani yan etkisiz, güzel yan etkileri olan bir ilaç gibi düşünebiliriz. Başlıyoruz. Hedefimiz önce bacaklar. Başlayalım. Hazır mısın? Sana yaptırıyorum. Hazırım. Bacakları güzelleştiren hareketleri yapacağız. Yani bu egzersizler böyle kombine egzersiz. 3 kere küçük top kullanacağım. Topu olmayan yastık kullanabilir. Küçük topu tam şöyle kuyruk sokumunun altına doğru koyduk. Burada tabletop pozisyonundayım. Önce parmak ucunu değdirerek küçük bir ısınmayla başlıyorum. Bacakları güzelleştiren, selülitleri azaltan, bacakların kan dolaşımını hızlandırarak aynı zamanda varisleri de olumlu yönde etkileyen, bacak ağrılarını yok eden çok güzel egzersizler şu anda 3 tane üst üste geliyor. Ebru Şallı 10 günde düzgün bacaklara ulaştıracak ve günde sadece 12 dakikanızı alacak egzersizleri gösteriyor. Evet, parmak ucu gergin oluyor. Nefes alıp vermeyi hiç ihmal etmiyoruz. Evet, karnımızı içeri çektik. Çok güzel, harika. Burada şimdi, evet, bacakları bisiklet yapıyoruz. Bunun tam tersini de yapacağız. Evet, tamamen kan dolaşımını hızlandırıyoruz burada. Nefes alıp vermeyi ihmal etmiyoruz. Çok güzel. Ellerimiz yanlarda, denge yapıyoruz burada. Süper. Ve tam tersi. Evet, bacaklar tam tersi, çok güzel. Bunu 12 çarpı 3 şeklinde yapabilirsiniz. Dediğim gibi kombine egzersizleri üst üste bacakları muhteşem çalıştırıyor. İşte ikinci hareket. Ebru Şallı bu hareketleri yaparken dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Hem anlatıp hem de pilates yapabilecek kadar yetenekli hanımefendi. Şimdi topukları birbirine değdirdim. Karnıma doğru çekiyorum ve yukarı doğru uzattım. Bunu yine 12 çarpı 3 şeklinde yapabilirler. Bir şey söyleyeceğim, farkındaysan hem nefes alıp veriyorum, hem evet, egzersizi yapıyorum, hem de anlatıyorum. Bu dünyada bir ilk. Ben şu an yoruldum. Amerika'ya gittiğimde bana dediler ki sen ne yiyip ne içiyorsun, neyle besleniyorsun, bu nasıl bir enerji dediler. Masa pozisyonundayım. Bacak yukarı ve tabletop tekrar. Bacak yukarı, tabletop. Evet, bunları böyle eğer her gün yaparsalar, benim şu anda göstereceğim egzersizler bacakları güzelleştiriyor, karın yağlarını yakıyor. Aynı zamanda söylediğim gibi basenleri eritiyor.
Şimdi bu kombine egzersizleri 10-12 dakika zamanlarını alacak. Yaparsalar biraz da beslenmeye dikkat, biraz da yürüyüş ekleseler. Son 3 Ebru Şallı. Evet. Hiçbir şey, evet, gerçekten. Evet, neden olmasın yani, herkes bunu yapabilir. Sıra karın yağlarında. Ebru Şallı dümdüz bir karna sahip olmanın ipuçlarını veriyor. Karın yağlarını yakmak için, şöyle dümdüz bir karın için güzel birkaç çalışma göstereceğim. Mesela topumuzu kullanabiliriz. Çok önemli bir şey anlatıyorum. Kaburgayı kapattım. Kaburganın açılmasına, bu şekilde durmasına izin vermiyorum. Çünkü kaburgayı kapattığımda daha fazla karnımıza yük biniyor, daha fazla karın yağlarımız daha hızlı yanıyor. Yani dümdüz bir karın hikayesi var ya. Şu an gördüm. Şu an olacak o yani, herkes buna sahip olabilir. Karın yağlarını 10 günde eriteceğini söyleyen Ebru Şallı son derece iddialı. Elimle başımı destekledim, çok güzel. Burada yine masa pozisyonundayım, karnımı içeri çektim. Tam twist yapıyorum. Bunu yaparken istediğim bu değil. Bu değil. Yavaş, yavaş çok zor zaten. Evet, karnımı içeri çektim, kontrollü. Yani bedenini yönetiyorsun. Yavaş yavaş, kontrollü. Zaten şunu yapmak çok kolay. Ama gel bunu yap. Karnını içeri çekerek yanıyor zaten. Ya plaj falan ne demek, denize, plaja, her türlü bikiniyim, mayoyu, dar kot pantolonu giydiririm. En fazla 10 günde böyle bir iddiam var. İsterseniz bir gün deney yapalım. Bir hanımı getirin bana. Genç kız olur, orta yaş olsun, fark etmez. 10 günde iddialıyım, evet. Benim sistemimle ama. Yani benim söylediğim şeyleri yiyecek, benim kontrolümde, benim yaptırdığım hareketleri yapacak. 10 günde istediği pantolona, öyle hani oturup bazen şey yapıp yatıp şöyle yapıyorlar ya, kapanmıyor, kapatmaya çalışıyorum falan. Hani onları falan geçin. Gerçekten o kişiyi istediği kıyafetin içine sokarım. Bu kadar da iddialıyım. Sırada basen hareketleri var. Türk kadınlarının en büyük sorunu basenler. Şimdi son olarak basenleri eriten egzersizler göstereceğim. Bu da yine üst üste birkaç tane olacak. Çok etkilidir. Eğer bunu yaparsalar 3. 4. günden sonra büyük değişimi görecekler. Yani gerçekten iddialıyım bu konuda. Çok büyük değişim oluyor ama düzenli yaparsalar kalıcı bir değişim oluyor. Evet, elimizi omuz genişliğinde açtık. Dizimizi karnımıza doğru çekiyoruz ve bacağı uzattım. Evet, burada nefes aldım ve nefes verdim. Karın da devreye giriyor. Belimizde herhangi bir tansiyon yok. Karın da devreye giriyor ama asıl istediğim burada kalça. Şimdi yukarı, kombine bir egzersiz bu. Ebru Şallı'nın basen yağlarını yaktıran hareketlerini dikkatle izlemenizi tavsiye ediyoruz. Burada şimdi parmak ucu gergin, yukarı. Kaldım. Hemen diğer bacağa geçiyorum. Bunları 12 çarpı 30 şeklinde yapabilirler. Karnıma doğru çektim dizimi ve şimdi yukarı. Nefes aldım ve nefes veriyorum.